Vahyin gelmesinden 5 yıl önce. Peygamber aleyhisselam 35 yaşında ama toplumun içerisinde parmakla gösterilen bir zat. Ama toplum içerisinde parmak ile gösterilen bir zat olmanın sebebi soylu bir aileden gelmesi ya da görenlerin kendisine hayran olduğu bir dış görüntüye sahip olmasından daha çok karakter ve ahlaki vasıflarıyla ön planda olması. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaşadığı toplum sadece Ziritül Arab'a mahsus bir cahiliye içerisinde değildi. Doğuda Sasaniler, Pers İmparatorluğu, kuzeyde Bizans İmparatorluğu, işte Doğu Roma İmparatorluğu, Afrika'da Habeşistan, Aksum İmparatorluğu, bütün dünyayı saran bir kaos var. Bu kaosun içerisinde yaratılışta normalde olan ve olması gereken güzellikler, bulunan çağın insanları şerre teşvik etmesiyle artık parmak gözükecek hale gelmiş. Mesela şu söz çok kötü bir şey değil mi? Ne kadar ahlaklı bir adam. Aslında ahlaksızın gösterilmesi lazım. Ama o kadar çok artık bu yayılmış ki ahlaklılar parmakla gösterilecek hale düşmüş. Bu aslında kötü bir durum. Peygamber aleyhisselam döneminde de böyleydi. O yüzden Allah Resulü'nün bir namı vardı. Abdülmuttalib'in torunu olarak değil, Abdullah'ın evladı olarak değil, El-Emin Muhammed olarak bir namı vardı. O kadar güvenilir bir zattı ki insanlar artık onun asıl ismi olan Muhammed'i kenara kaldırmış, onu künyesiyle çağırır olmuşlardı. O artık toplum içerisinde El-Emin diye çağrılırdı. Ne muhteşem bir namdı. Muhteşem. Mekkeli müşrikler 605 miladi yılında Kabe-i Muazzama'nın üstünün biraz açık olması sebebiyle onun içine yapılmış olan da taarruzların etkisiyle Kabe'nin yenilenmesinin ihtiyacını ortaya koydular. Ancak Mekke'deki aileler üzerine kurulu bir asabiyet endeksli bir hiyerarşi söz konusu. Ailelerin her biri istiyor ki Kabe'nin bu bakım hizmetini kendileri yerine getirsinler. Çünkü bu onlar için büyük bir şeref. Sıra ise Kabe'nin en can alıcı noktası olan Hacerül Esved taşını yerine koyma meselesine gelmişti. Her kabile bu şerefin kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Nesep bağını sayarak, kusaya kadar olan bağını anlatarak bu şeref bizimdir, siz bizden sonra gelirsiniz diye kavgaya, tutuşmaya bahane arıyordu. Söz uygunsa gözünün üzerinde kaş var demek bir savaş vesilesi olacaktı, bu hale gelmişti. Ancak Ebu Umeyye bin Mugir el-Mahzumi dedi ki, durunuz dedi, şu Babu Selam kapısı tarafından ya da Beni Haşim kapısı tarafından Mekke'den Kabe'ye ilk gelen kim olursa olsun onu hakemini tercih ederim. O hangi aileyi tercih ederse o aile kabul görsün. Kendince bir çözüm buldu çünkü insanlar birbirine girecekti. Selda'nın beklemedikleri bir şey oldu. Oradan içeri ilk giren öyle bir kimseydi ki hiç kimsenin reddetmeyeceği, hiç kimsenin kabulüne yanışmayacağı bir kimse değildi. Herkesin görür görmez elini sıkıp da kabul edeceği bir kişiydi. O kapıdan giren kişi kendilerinin El-Emin dediği Muhammed Aleyhisselam'dı. Allah Azze ve Celle o Muhammed Aleyhisselam'ı halkın nazariyetinde tekrardan yüceltmek için böyle bahaneler takdis etmiş. Emin olmak kolay değil dedik ya. İşte El-Emin olmak böyle. Benim ismimin başına Adnanül Emin koymanın faydası yok. Hayatım El-Emin olmanın tezahürüyse, fiiliyatım bunu yansıtıyorsa, fiiliyat ve uygulamalarım, pratiğim, aksiyon ve vizyonum bunu yansıtıyorsa, o zaman ben eminim müşrikler bunu gördükleri için kendi öz çocuklarına güvenip emanet edemedikleri kimin evindeydi biliyor musunuz? Peygamber. Resulullah Aleyhisselam'ın evindeydi. Çok ilginçtir. Kendi çoluk çocuğuna emanet edemediklerini emanet ettikleri El-Emin Muhammed içeri girince sevindiler. O El-Emin de tabii ki
işin hakkını yerine getirdi. Olayı dinledi, habersiz çünkü olaydan. Cübbesini çıkardı, ridasını yere koydu. Hacer-ül Esved taşını üzerine koyunuz dedi. Hacer-ül Esved taşını üzerine koydular. Hakem, bu müthiş bir ahlak, muhteşem bir ortalığı çözecek bir problem çözücü. Müthiş bir lider. Hacer-ül Esved taşı üzerine konuldu. Her aile bir elçi, bir temsilci versin buyurdular. Herkes bir temsilci verdi. Herkes kenarından tuttu, Kabe'nin dibine kadar getirdiler. Allah Resulü onların eşliğinde Hacer-ül Esved taşını Kabe'nin konularına koydu. İstese Haşim oğlanı seçebilirdi kendi akrabalarını. Ya da biraz daha uzaktan olan Abdümenaf oğlanı seçebilirdi. Ama o el-emin olmanın hakkını her zaman yerine getirdi. Öyle ki Mekke'nin fethinde Kabe'nin anahtarları eline geldiğinde İslam'ın en büyük düşmanı olan aile, Abdüddar oğulları, içinden bir Musab bin Umeyr var adam gibi Müslüman olan, bir de Hudeybiye'den sonra Osman bin Talha. Geri kalan ailenin tamamı İslam düşmanı, Allah düşmanı, din düşmanı. Anahtarı siz olsanız, ben olsam herhalde elinden alırım, sizi tenzih ederim ama ben alırım. Hayatınız bizle mücadeleyle geçmiş diye. Peygamber aleyhisselamın gözünün içine bakıyor Hazreti Ali kerramallahu veçhe, acaba anahtarı bize verir mi diye. Hazreti Abbas da Hazreti Ali diyor ki seni çok sever. Sen söyle sana versin. O da çünkü söyleyemiyor amcası. Anahtarı yine aynı aileye tevdi ediyor. İslam'dan önceki Muhammedül Emin, İslam'dan sonra zaferi kazanmış kahraman bir peygamber olduğu halde de el-emin olarak vazifeye görüyor.